Paris'le bir gün videosu. Kızım. Şşt. Seni bize mi verdiler? Bizim mi olsan keşke? Keşke bizim olsan sen. Vildan nerede? Nerede o seni sıkıştırıp duran? Paris. Şeyin kumuma da girdi çolakların o. Ya toz falan ya. Sürüm senin bütün başını sürüm senin. Kameranın çok güzelsin. Bunu emin misiniz? Sevsene bir şey. Ya. Annem için ısırdım. Annem. Koca göbüşünü yedim senin. Koca göbüşünü. O yanakları. Isırdı o yanakları. Hiç umurumda değil. Oh. Dünya umurumda değil. Oh. Oh. Böyle öptüğümden sahibinin haberi var, ona böyle video atıyorum yani. Hepinizden nefret ediyorum. Gidiyor benim. Çocuk birkaç saattir bizde. Vildan tadını çıkartıyor. Yağ tabakası kaplı ya. Şey Vildan değil, kedi. Şuradaki göbüş çok tatlı. Ding 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 ding. Kızım ya yapıyor Vildan sana ya. Topik topik gülüş. Ha ben de kendi yapıyor sandım. Topik topik gülüş. Ne yapıyor burada? Bak kaka yaptı oraya, eşek sıpası. Ben alırım. Güzelliğim. Annen gelmedi daha. Seni bizde bıraktı, unuttu seni. Geliyormuş, seni bize unuttu. Geliyormuş. Seni bizde unuttu. Uş. Bir tanem benim. Yalan söyledim tabii ki. Paris'te bir gün gezme şansım yok herhalde kucağımda. Ne oldu? Gideceğim mi? Çok stresli bir işimiz var. Gideceğim mi? Gel buraya gel. Gel kucağıma gel. Buraya gel. Hoş. Akıyorsun tereyağı gibi. Hadi gezelim mi biraz? Kapıyı kapatsana Vildan. Gezelim mi biraz? Senem. Senem nerede Senem? Gidiyor musun ya? Seni. Aşkım gidiyormuş ya. Onun gözü kapıda, hiç bende değil ki. Gideceğim belli mi? Salayım mı seni dışarı? Ha? Ay titriyor ya. Geleceğim mi? Hı? Geleceğim oh. Mi? Hop. Big. Asıl çolak daha iyi değil mi? Kızım. Bizim Pamir'i taciz ediyor. Meow. Meow. Baba tıslamayın birbirinize. Tıslamayın birbirinize. Gezelim mi kliniği? Burada ne var? Aha. Sercan buradaymış. Ya yine her yer tüy kıl içinde ya. Masaya koyayım mı seni? Ha? Paris. Paris'in ırkı ne bu arada? Paris. Fransa. Fransa. Hakikaten ırkını şey yapamadım. Ama Paris normalde uzun tüylüydü. Tıraş etmişler Paris'i. Paris'in şu kadar uzun tüyleri var normalde. Yani bedeninden aşağı sarkıp şuraya gelen tüyleri var. Hatta şey biliyor musunuz? En son bir Paris bir rahatsızlanmıştı, mide bağırsak problemi çekmişti. He. Sebebi de çok olmamıştı tıraş olduğu o zamanlar. Tüyler kısa. He. Ama tüy kusuyor. Yalıyor. Ays'ı yalamış. Ha evdekini yalamış. Ben çözemedim, makaya aldım. Ays vardı. Ays o zaman kısa süreli bazen bir arada bulunuyorlar. Ays'ın geldiği zamana denk gelmiş. Ays'ı yalamış. Etrafını temizliyor çocuk. Kendisiyle yetinemiyor. Benim tüylerim kısa. Bu dil boşa mı gitsin? Hadi gel yerimize gidiyorum, gel. Annen gelecek birazdan anneciğim. Hoş. Dünya umurunda değil ya. Hadi gel. Gidelim mi? Bu arada çok stresli bir iş yapıyoruz gördüğünüz üzere. İnsan öyle bir geriliyor ki bu işi yaparken böyle. Zevkli bir iş değil, değil mi? Paris. Hiç zevkli bir iş yapmıyoruz. Bu arada bu video tabii ki bilgi amaçlı değil, eğlenmek amaçlıydı. Çocuğumuzun ufak tefek ufak tefek rahatsızlığı sebebiyle bir kontrole geldi. Sahibi birkaç saatliğine buraya bıraktı. Birazdan da gelip alacak. Bundan dolayı ben de onunla biraz gezeyim istedim. Çünkü zaten hiçbir şey çıkmadı. Işık sposunun hiçbir şeyi çıkmadı. Her şey de yolunda olduğu için biz de rahat rahat kucaklayarak gezebildik. Değil mi annem benim? Paris'i de görmüş oldunuz. Uzun tüylü ırklı kedi... Uzun tüylü ırk kedilerden birine siz de sahipseniz yapmanız gereken kesinlikle her gün ama her gün taramak. Hiçbir şekilde bunun alternatifi yok. Tekrar söylüyorum, tüy dökülmesinden şikayet etmeyeceksiniz. Bu çocuklar tüylerle kaplı. Ya şu kadarcık saça sahip bir kafada bu tüy döküyorsa eğer, kadınlar için özellikle o saç dökülmeleri falan ne kadar dertliyse, çok fazla döküyorsa aynı şey bu çocuklar için de geçerli. Bundan dolayı siz... Bu eğlence videosu olacaktı. Neyse, girdik bir konuyu anlatalım. Her gün taramak zorundasınız. Bundan dolayı da tarağı yavaş yavaş alıştırmak zorundasınız. Tarakla ilgili geçenki videolarda o kıtık açma videosu vardı bir tane. İzlersiniz onu da. O videoda tam vurgulayamamışım o konuyu. Şunu belirtmek istiyorum. Taramak insanların gözünde şöyle algılanıyor. Ölecek tüyleri ya da ölmüş tüyleri toplayıp, cansız tüyleri toplayıp dökülmesini önlemek gibi algılanıyor. Aslında bizim burada taramaktan demek istediğimiz, kastımız şu. O çocuklar ne kadar fazla taranırsa o kadar fazla, o kadar iyi canlı deriye sahip oluyorlar. Bu kadar canlı deriye sahip olmak da tüylerinin daha bakımlı olmasını, daha parlak olmasını, daha kuvvetli olmasını sağlıyor. E tabii ki bu da tüylerin daha az dökülmesini sağlayacak. Siz ne kadar tararsanız tüy sağlığı, deri sağlığı o kadar iyi, o kadar iyiyse bayağı baga düştüm şu an. İyi oluyor işte. Şaka değil ama bu arada. Ve tüy dökülmesinin sebeplerini ayrı bir videoda, hekimlik konusudur o. Hekimlerimizden birisi konuşur. Birçok sebebi var. Bunlardan taramak ya da taramamak, yani deriyi, kılları canlandırmamak çok önemli bir yerde. Ya bunu anlamak için hekim olmaya gerek yok. Ya kadınlardan pay biçelim. Kendinize erkek, hani benim gibi kısa saçınız yoksa, biri sormuş, Doruk abi senin hiç saçın uzamıyor mu diye. Ben çok fazla saç kestiriyorum ondan dolayı böyle. Tipimin çok değişmesini de seven bir insan değilim. Tişörtümden saçıma her şeyim aslında yıllar öncesinde sabitlemiş bir insanım. Bu videolara özel bir şey değil. Geldik kadınların, sabah kalktınız, saçınızı hiç taramayın. Sizden rica, yani bu çocukları anlamak istiyorsanız 3 gün saç taramayın. Göreceksiniz o an nasıl bir saç karışıklığına ulaşıyor. Bir süre sonra artık kaşıntı başlayacak, hava alamayacak. Şimdi diyeceksiniz ki ama biz saçımızı yalayamıyoruz, onlar yalıyorlar. Tamam da bir yere kadar yalıyorlar. Yani mantıklı da bir şey değil. Çocukların dilleri tarak gibidir gerçekten, zımpara gibidir. Çok güzel tararlar ama ne kadar tarasalar da maalesef o deriyi gerçekten canlandırma şansları yok. Onu net söyleyebilirim. Ha, yanında kaliteli mama yiyecek, vitamin alacak falan fişman bir sürü madde tabii ki var ama ya bu bedava ya. Ha, taratmıyor derseniz eğer işin rengi değişiyor orada. Paris'in sahibi geldi galiba. Gidiyor mu Paris? İyi, güle güle. Son kez ben de şey yapayım sonra. Ha, gitmek istemiyor ki, çok rahat oturuyor orada kalsın. Tabii gitmesin. Evet, bizim olsun. Mevlid vardı, uzaya gelirse. Nasıl bakıyorsun? Ay, sese bakıyorsun girlie. Bence bayağı da kötü bakıyor. Ay, girlie. Suratsız. Hepinizden nefret ediyorum bakışı. Evet, tüy dökülmesiyle alakalı konuyu da anlamış oldunuz. Bu tipte bilgilendirici, eğlendiriyormuş gibi başlayıp bilgilendiren video bekliyorsanız eğer beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olmayı unutmuyoruz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Haydi görüşürüz.